ABD, Suriye'deki güçlerinin tamamını Nisan sonuna kadar çekmeyi planlıyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden geldi. İddiayı eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdılar. Üstelik terör örgütü PKK-PYD'yi koruma planı hazırlamadan çekilecekler. Yetkililere göre birkaç gün içinde DAEŞ'in elindeki son belde de alınacak. Ardından ABD, Suriye'deki güçlerinin tamamen çekilmesine odaklanacak. Planlarda değişiklik olmazsa ordunun büyük bir kısmı Mart'ta çekilecek. Geri kalanı ise Nisan sonuna kadar Suriye'den ayrılacak. ABD, Suriye'de işbirliği yaptığı terör örgütü PKK-PYD'yi korumayı ise düşünmüyor. Yetkililer, Türkiye ile görüşmeler yapıldığı ancak sonuç alınamadığını belirtti. ABD'nin herhangi bir koruma planı olmadan bölgeden çekileceğini kaydettiler. Pentagon ise iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçındı. Korumasız çekilme iddialarının ardından terör örgütünü telaş sardı. PKK-PYD'li teröristler Deir ez-Zor'da DAEŞ'la çatışmayı durdurdu. İki terör örgütü arasında altın pazarlığı başladı. DAEŞ Musul'u işgal ettiğinde bankalardaki külçe altınları gasp etmişti. PKK-PYD o altınları DAEŞ'tan istiyor. Karşılığındaysa DAEŞ mensuplarının güvenle beldeden tahliye edileceğinin garantisini veriyorlar. PKK-PYD terör örgütü ABD'nin desteğiyle Suriye'nin 1/3'üne yakınını işgal etti ve bu bölgelerde halka zulmediyor. Kendisi gibi düşünmeyen Kürtler de bu zulümden payını alıyor. Bunun son örneği Perşembe günü sosyal medyada yayınlanan işte bu görüntü oldu. Eşi ve 4 çocuğu kaçırılan acılı baba PKK-PYD'ye isyan etti. "Siz DAEŞ'tan daha betersiniz," dedi.